wishing you success, coach. Both Jorge Jesus and Ismael Kartal, as well as Ali Koç in his many statements, always refers to the fact that the reality of Turkish football at best can be questioned. And the way the refereeing, the way the cards are giving, the lack of fair competition, just like Mr. Koç yesterday said, the real champion of the last season is Fenerbahce. Has anybody informed you about the state of the competition? In Portugal, we have Turkish League Live. So our Sport TV has the Turkish League Live with two matches per weekend. And even before I had any connection with Fenerbahce, I was following quite regular. I have, as a coach and as a person, I have good things, I have also bad things. One of the good, bad things is that I bring attention with me. Good, bad thing. Good, bad thing. I bring attention with me. So more people in Europe will follow the Turkish League. Yesterday I told, I don't know if you understand it right, but I told I'm coming to work for the Turkish football. I'm coming to work for the Turkish Super League. But fundamentally, I come to work to Fenerbahce. So my wish is that Turkish football improves at every level. My wish is that Turkish Super League is getting better all the time. But if I have to stand and if I have to raise my voice to defend Fenerbahce, I will not think twice. Portekiz'de Türkiye Ligi maçları canlı olarak veriliyor. Oradaki spor kanalları maçları canlı olarak veriyor. Haftada iki maç yayınlanıyor. Ben Fenerbahçe ile iletişime geçmeden önce de Türkiye Ligi'ni zaten düzenli olarak takip ediyordum. Bir insan olarak ve bir teknik direktör olarak benim de hem iyi şeylerim vardır hem kötü şeylerim vardır. İyi kötü diyebileceğim bir şeyimde gittiğim yere ilgi çekerim. Dolayısıyla şu anda Avrupa'da daha fazla insan bu ligi takip edecek diye düşünüyorum. Dün dediğim şey doğru anlaşıldı mı bilmiyorum. Ben şunu demiştim. Ben buraya Türk futbolu, Türkiye Süper Ligi için çalışmaya geldim. Ama temelde ben buraya Fenerbahçe için geldim. Benim tek isteğim buradaki seviyenin her anlamda daha iyiye gitmesi, Türkiye Ligi'nin daha iyi bir lig olması. Ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Eğer Fenerbahçe'nin haklarını savunmak için bir duruş göstermem gerekir ve sesimi yükseltmem gerekirse bunu iki kere düşünmem. Welcome to Turkey. You personally stated that one of the first transfer offers came to you from Fenerbahce, and I'm sure you followed Fenerbahce since. What have you viewed, and what do you think, what kind of a game plan will fit Fenerbahce? The first thing I notice is that your questions are very long. You speak too much for a question. A question should be short, so we have more questions and more answers, long questions. You know, first of all, I want to, in relation to your answer, I want to wish Ismail Kartal the best for his career. And you know, to thank him for what he did for the club before my arrival. It's not ethic from me to make any comment about last season. I think it's ethical and it's correct what we are doing, which is to share our opinions in our private table. It's ethic for Ismail, it's ethic for the players. I want the players to trust me. I want the players to know that I am very honest, very direct, sometimes not the nicest guy, but always honest with them. And honesty is not to make any comments outside. We are working together.
their opinions are very important for me because of course President Koç and Mario they are here. I just arrived and as I always say I need time to know players. I need time to understand how far I can change dynamics. And if you think we start training on the 22nd, 23rd, 4 weeks later we have a qualification match. Eight players are not here. Eight players are in the Euros and then on holiday. It's not possible for me to make changes when I arrive and in a short period of time to make changes for the beginning of the season. So it has to be progressively. But of course, we are different coaches. We think different. President and Mario, of course, in the right, correct way, want to improve the team. And then step by step, as I was saying, in a sustainable way, and sometimes sustainability is not just about money, sustainability is also about ideas and the stability at ideas level. We go step by step. And for sure we are going to have a strong team to, as I was saying yesterday, to try to fulfill the supporters' dreams. Öncelikle şunu fark ettim ki burada sorulan sorular çok uzun. Bir soru sormak için çok fazla konuşulduğunu düşünüyorum. Sorular kısa olmalı ki daha fazla soru sorulabilsin ve daha fazla cevap alınabilsin. Sorunuza cevap verecek olursam şunu söyleyebilirim. Öncelikle İsmail Kartal'a kariyerinin geri kalanında en iyisini diliyorum ve ona da yapmış olduğu işler için teşekkür ediyorum. Benim geçen sene hakkında yorum yapmam etik olmaz. Etik olan şey bizim kapalı kapılar ardında kendi özel alanımızda yorumlarımızı birbirimizle paylaşmak olur. Gerek İsmail Hoca ile gerek oyuncularımızla. Ben oyuncularımın bana güvenmelerini isterim. Ben her zaman oyuncularımın yüzüne direkt konuşmayı seven bir hocayım ve dürüst biriyim. Her zaman onlar için çok iyi biri olmayabilirim ama en azından dürüst olurum. Onların düşünceleri benim için önemli. Şu anda başkanımız burada, Mario burada. Ben yeni geldim ve birazcık takımı görmem ve tanımam için zamana ihtiyacım var. Şu anda yeni sezona 22-23'ü gibi başlayacağız gibi duruyor ve ön eleme öncesi yaklaşık 4 haftalık bir hazırlık sürecimiz olacak. Ama takımımızda 8 oyuncu Avrupa Şampiyonası'nda ki Avrupa Şampiyonası'ndaki maceraları bittikten sonra bir izin dönemleri olacak. Kısa sürede sezon başında bir şeyleri değiştirmek benim için mümkün değil. Bu yavaş yavaş olacak bir gelişim süreci. Ben İsmail Hoca'dan farklı bir hocayım. Her hocanın kendisine göre farklı düşünceleri vardır. Ama başkanımız ve Mario takımı geliştirmek istediklerini söylediler. Bu belirtmiş olduğum gibi istikrar her zaman parayla olmaz, fikirlerle olur. Bizler de adım adım ilerleyeceğiz. Ama dün de belirtmiş olduğum gibi şuna eminim ki Fenerbahçe taraftarlarının rüyalarını gerçekleştirebilmek için çok güçlü bir takım kuracağız.